siz ilk elimizdeki ilk veriler, yani sınırlı sayıda veriler var ve bilgiler var ama nasıl okuyorsunuz, nasıl görüyorsunuz bu bilgiler çerçevesinde durumu? Vallahi bu, yani bu tür bir kaza için normalin dışında elimizde az bir veri var. Fakat yani herhalde şunu da herkes mutabık ki olağanüstü bir durum var. Yani sıra dışı bir durum var. Bunu anlamak için zaten hani İran Güvenlik Konseyi toplantısının yapılıyor olması kafi. Ne gittiği rota, yani rotayı kastediyorum, o Azerbaycan meselesini değil, ne döndüğü rota, bunlara ilişkin bilgiler yok ve bunlar biraz daha sonraki işler. Ancak Tahran'ın da biraz paniğe kapıldığı anlaşılıyor. Çünkü oradan da ilk gelen resmi ve yarı resmi, yani saat öncesini söylüyorum, birbiriyle çelişen ifadeler vardı. Şimdi böyle bir şey olduysa eğer, yani bu uçak, bu helikopter düştüyse ve kötü bir tablo ortaya çıktıysa, yani bunu biz çok konuşuruz. Çünkü hani iş kazanın kendisinden çıkar, bölgenin şimdiki durumu üzerinde uzun uzun konuşmalar gerektirir. İsrail'den de, Gazze'den de başlayarak İran'ın işte kısa süre önce gerçekleştirdiği saldırılarda yapılan açıklamalara yüklenilerek hem Tahran'ın hem Tel Aviv'in bir sürü öykü anlatılır. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı, İran'ın iç dinamikleri açısından durumun nasıl? Tabii yani şu anda yani herkes herhalde mutabık, yani tamamen spekülatif konuşuyoruz, senaryo kuruyoruz. Ama sıra dışılık bunu da gerektiriyor. Çünkü reisinin yanında anladığımız kadarıyla başka ileri gelenler de var. Onların da Tahran yönetimi içinde kendilerine özgü pozisyonları var. Bunların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ve tabii çok yani şey haber var. Balon diyeyim yani. Şişirilen çok haber var. Bunlar hani hem duyarlıyız hem de artık hani nereden nasıl takip edileceğini de kestirebiliyoruz. Bakalım nasıl olacak? Yani kafamızda çok soru işaretleri var. Bir, tabii çok sisli bir hava var. Yani göz gözü görmüyor öyle bir atmosfer. Neden böyle bir havada yola çıkıldı? Sonra bir rota değişikliğinden bahsediliyor. Neden böyle bir rota değişti? Tabii aklımızda çok fazla soru var. Özcan, sen ne dersin? Şöyle. Buyurun, siz tamamlayın. Hani hava şartları falan benim için şu anda çok tali konular. Zorunlu inişten düşmeye geçtik mi, geçmedik mi? Yani birinci mesele bu. İran medyası... Da İran medyasına bakarsak düştü, orada telaffuz edilmeye başlandı ama resmi açıklama acil iniş yaptı. İçindekilerin durumu? O da net değil, bilmiyoruz. Evet. Ve biz ya her şey evet. Bir spekülasyon. Biraz önce siz de dediniz evet. Ya yani. Ama hani bakın, herkesin, yani sadece bizde değil, şimdi dünya basını da takip ediyoruz. Buradaki dostlar da eminim takip ediyordur. Herkesin aklı çıkmış durumda. JJ ajans haberler, herkes ne olduğunu merak ediyor. Daha doğrusu ne olduğunu da merak ediyor, takip ediyorlar, öyle söyleyelim yani. Bu hani göreceğiz bakalım nasıl olacak. Peki Özcan Tikit'e de dönmek istiyorum. Özcan, sen ne diyorsun? Elimizde çok kısıtlı bilgiler var, görüntüler var. Sen nasıl, ilk okuman nasıl? Yani şimdi açıkçası Nedret Bey'in de söylediği gibi 13 Nisan'dan beri bizim en azından bölgedeki durumu izleyenler olarak gözümüz, kulağımız İran'da. Evet. Çünkü ne oldu? İran ilk kez İsrail'i vurdu veya vurmaya teşebbüs etti. Çok yönlü bir saldırı yaptı. Normal şartlar altında İran'ın yapmadığı bir saldırı çeşidiydi bu. İsrail de ona göre not aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte İsrail'e çok ağır bir cevap verme diyerek İsrail'i biraz daha alt düzeyde bir misillemeye ikna ettiği o zaman konuşuldu. Ama İsrail'in buna ikna olmadığına yönelik de İsrail basınında haberler vardı. Dolayısıyla bugün çok olağan, aslında olabilecek bir durum. Bir kaza olamaz mı? Olabilir. Olağan karşılanabilecek bir kaza farklı ihtimalleri akıllara getiriyor. Baktığımız zaman bugünkü bu Kız Kalesi'ndeki iki baraj açılışı yapılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte aslında çok pozitif bir görüşme. Görüşmenin alt metnine baktığınızda hem Aliyev'den hem reisiden iki ülke arasındaki
buzları eriten mesajlar var. Ki biliyorsunuz ki İran ve Azerbaycan arasında yaşanan krizin ana sebeplerinden bir tanesi İran'ın sürekli Azerbaycan'ı biraz daha İsrail'le yakın ilişki geliştirmekle suçlamasıydı. Ama bugün hem Aliyev hem reisi iki ülkenin birlikte olduğunu, iradelerini ortaya koyduklarını ve bundan sonra da halkları için iyi olanı beraber yapmaya devam edeceklerini vurguladılar. Onun öncesinde de birlikte bir görüşme gerçekleştirdiler. Dolayısıyla baktığımız zaman İran açısından son derece pozitif bir görüşme. Ama diğer taraftan da bakarsanız İsrail açısından son derece negatif diyebileceğimiz İran'ın bölgeyle normalleşmesine işaret eden bir görüşme gerçekleşiyor. Heyette İran'ın Dışişleri Bakanı da var, farklı üst düzey yetkililer de var. Ama gün içerisinde öte taraftan bölgede hava koşullarının çok kötü olduğuna dair İran medyasına yansıyan haberler var. Yani kaza öncesinde bölgede havanın çok kötü olduğuna dair haberler söz konusu. Dediğim gibi normalde henüz aslında bilgiler de az ama normal olarak karşılanabilecek bir kaza. Çünkü bu hava koşullarında biz her yerde helikopter, benzer helikopter kazalarını daha önce gördük. Ama bu derece üst düzey siyasilerin hayatını kaybettiği bir kazayı açıkçası ben Polonya Cumhurbaşkanı'nın öldüğü kazadan beri hatırlamıyorum. Orada da yine hava koşulları söz konusu olmuştu. Bu yaklaşık herhalde 10 sene oluyor. 10 seneden de fazla olmuş olabilir. O kazada da Rusya... Hocam, Genelkurmay Başkanı var arada. Evet, neredeyse devletin üst düzey heyetinin tamamı bu kazada hayatını kaybetmişti. Katin ormanlarıydı o bölgede. Ama o kazada da Rusya'nın rolü çok konuşuldu. Sıcağı sıcağına Rusya'nın rolünün olup olmadığına dair o zaman da bir bilgi elde edilemedi ama sonrasında biraz daha alttan sızdırılan bilgiler orada da Rusya'nın rolünün olabileceğini daha yüksek bir ihtimal haline getirdi. Her ne kadar Polonya net bir şekilde hiçbir zaman Rusya'yı suçlamamış olsa da. Burada İsrail'in İran'ı yakından izlediğini biliyoruz. Yakın zaman içerisinde hani bunun bir kaza olmadığı ihtimaliyle düşünecek olursak önemli güncel gelişme neydi? Önemli güncel gelişme Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı'nın 2022'den sonra ilk kez sanırım İran'a bir ziyaret gerçekleştirmesiydi. Grossi bu ziyareti yaptıktan sonra da İsrail medyasına yansıyan haberlere göre İran'ın aylar değil haftalar uzaklığında olduğunu, nükleer bir bomba üretme kapasitesine bu derece yakın olduğunu söylemişti. Bu da aslında İsrail'i alerta eden bir durumdu ve Hamaney'in talimatı vermesi durumunda İran'ın haftalar içerisinde bir nükleer silah üretebileceği, dolayısıyla diplomatik mi olur veya başka bir tür şekilde mi olur, İran'ın muhakkak frenlenmesi gerektiğine işaret ediyordu Grossi'nin açıklaması. İsrail'de de böyle okunuyordu. Tüm bunlar bu kazanın sağında solunda, cümlenin altında üstünde bu ihtimaller, bugün bölgedeki gelişmeler dururken biraz daha bilgilerin akmaya devam etmesini beklemek gerekiyor. İranlılar az önce onların da net bir tavrı var mı diye baktım İran medyasına. Henüz onlardan da bu anlamda böyle bir mesaj gelmiş değil. Olayı anlamlandırmaya çalışıyorlar belli ki. Fakat umarız ki bunun siyasi bir okuması veya siyasi bir sebebi olmaz. Olursa tabii ki bölge için hiç hayra alamet bir gelişme gibi görünmüyor.